Kıymetli basın mensupları, yıllardır ekvatordan kutuplara kadar her noktanın namaz vakitlerini tespit konusunda yaptığımız çalışmaları Allah'a şükür güzel bir sonuca ulaştırdık. Tarihte ilk defa kutup bölgesinin ibadet vakitleri bu bölgenin kendi şartlarına göre tarafımızdan yapılan çalışmayla tespit edildi ve bir programa bağlandı. Bilimin ve tekniğin kurallarını Kur'an sünnet bütünlüğü içerisinde ele alarak büyük bir ekip çalışması yaptık. Son derece zorlu. Bu çalışmanın neticesinde de doğruluğunu değişik gözlemlerle tespit ettiğimiz ve bizi son derece mutlu eden bir neticeye ulaşmış olduk. Namaz vakitleri Kur'an ve sünnette bütün ayrıntılarıyla anlatılmış vaziyette. Kutup bölgesine yapmış olduğumuz iki yolculuk oldu. Bunlardan birisinde güneşin hiç doğmadığı dönemde dünyanın en kuzeyindeki yerleşim bölgesi olan Tromsø'ya gittik. Güneş hiç doğmasa da gündüzün olduğunu, beş vakit namazın gözlemlerle rahat bir şekilde tespit edildiğini gördük. Yine güneşin hiç batmadığı bir zamanda aynı bölgeye gittik. Güneşin hiç batmadığı zamanda namaz vakitlerinin kriterlerinin Kur'an'da olduğunu oradaki gözlemlerimizle anlayabildik. Oraya gidinceye kadar o ayetleri o şekilde anlamamız mümkün olmuyordu. Çevreyi gözlemlemeyle anladık. Her gün üç doğuş ve üç batış vardır arkadaşlar. Birincisi seherin doğuşu. Şu an birincisi Fecr-i Kazip dediğimiz seher vaktinin doğuşu, işte görüyorsunuz. İkinci doğuş Fecr-i Sadık'ın doğuşu. Fecr-i Sadık'ın doğuşunda ufukta enine yayılan bir kırmızılık var. Çok net ve parlak. Onun üzerinde beyaz bir ışık var. Altta da kara parçasının siyahlığı var. Bütün bunlar çok net bir şekilde ortaya çıktığı zaman Fecr-i Sadık, yani imsak vakti başlamış oluyor. Üçüncüsü de güneşin doğuşudur. İşte burada görüyorsunuz güneş kendisini hafifçe göstermiş oluyor. Üç tane de batış var. Birincisi güneşin batışı. İkincisi akşam vaktinin sonu. Şu aynen sabahleyin Fecr-i Sadık nasıl oluşuyorsa akşam namazının sonunda aynı kurallara göre oluşuyor ve aynı görünümü veriyor. Bir de yatsı vaktinin sonu. Burada da sabahleyin seher vaktinin başlangıcının bir simetri oluyor. Eskiden muvakkıthaneler vardı. Vakitler gözlemle tespit edilirdi. İşte seher vakti, birinci fecir, Fecr-i Kazip, ikinci fecir, Fecr-i Sadık ve güneşin doğuşu gözlemlerle tespit edilir ve insanlar da bu konuda eğitilirlerdi. Akşamleyin de güneşin batışı, birinci şafağın ve ikinci şafağın batışı gözlemle tespit edilirdi. Fakat daha sonra namaz vakitleri takvimi yapma ihtiyacı ortaya çıkınca Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde olan ölçülerin hesapla tespiti yerine astronominin kurallarına uyulmaya başlandı. Astronomide iki doğuş ve iki batış vardır. Yani bizdeki üç doğuş, üç batışın yerine astronomide iki doğuş ve iki batış vardır.
Astronomideki iki doğuş ve iki batış, birisi doğuşlar işte astronomik tan denen, astronomical twilight denen, atmosferin üst tabakalarına güneş ışıklarının geliş ve gidişi, sabahleyin gelişi ve akşamda gidişi esas alınır. Çünkü astronomlar yıldız gözlemleriyle uğraşırlar. Astronomların yaptığı şey yıldız gözlemidir. Dolayısıyla atmosferin üst tabakasına güneş ışınları geldiği zaman net bir gözlem yapılamıyor. Bu sebeple onların açısından tan astronomin şeyin atmosferin üst tabakaların aydınlığın gelip gelmemesine bağlı olarak ortaya konuyor. Bir de tabii güneşin doğuş ve batışları ile ilgileniyorlar. Astronomik tan bizim seher vaktini başlattığımız ve yatsı namazının vaktini bitirdiğimiz tandan bir derece yüksektir. Yaptığımız gözlemlerde onu ortaya koyduk. Astronomik tan -18 derecedir. Bizde yatsının sonu ve fecr-i kazibin başlangıcı -17 derecedir. Çünkü biz gökte yaşamıyoruz, yerde yaşıyoruz. Astronomi bilimi de gök cisimleriyle uğraşıyor. Aradaki bu farktan dolayı bir şey ortaya çıkıyor. Astronomik tana göre takvim yapılmaya başladığı andan itibaren seher vakti kavramı kayboldu. İmsak vakti -18 dereceye çıkarıldı. Hatta bazı takvimler -21,5 dereceye kadar çıkardılar, ihtiyat olsun diye. Seher vakti ve fecre kazip kavramları tamamen kaybolduğu gibi namaz gecenin ortasına alındı. Oruç da gecenin ortasına başlandı. Akşam namazı vakti de yatsı namazı vaktinin sonuna kadar uzatıldı. Yatsı namazı da vaktinin dışına itildi. Şu anda Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde yatsı ezanı okunduğu zaman yatsı vaktinin başlangıcını değil bitişini ilan eder. Dolayısıyla bilhassa bunlar Ramazanlarda çok ciddi sıkıntılara sebep oldu. Bizim işte bu çalışmamızda üç doğuşu ve üç batışı çok net bir şekilde gösterme imkanı oldu. Mesela şimdi ekranda görüyorsunuz. Bir Ramazan 20 Temmuz Cuma günü seher vakti 3.51'de başlıyor. İmsak 5.04'te. Ama mesela Diyanet takvimi imsakı 3.49'da başlatmış ki bu sene biraz erkene almış. Geçen sene olsaydı 3.58 falan olurdu. 3.49, 3.51 yani seher vaktinin başlangıcında imsak başlıyor. 5.04 ile 3.49 arasında ne kadar zaman var? 1 saat 15 dakika değil mi? 1 saat 15 dakika erken insanlar imsak oldu diye namaza oruca başlıyorlar ve o ezan okunduğu zaman namaz kılıyorlar. İşte bizde bakın seher vakti imsak ve güneş 3 doğuş var. Akşamleyin, akşam namazı, yatsı bitişi 3 tane de batış var. Yatsı namazı 21-23'te başlaması gerekirken 22-20'de yatsı namazının son vakti olacakken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimde 22-24 yatsının başlangıcıdır. Yani yatsı vaktinin bitişinden 4 dakika sonra yatsı namazı başlatılıyor. Aslında bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na has bir olay değil. Belki Türkiye'nin, dünyanın uygulamadaki en iyi takvimlerinden birisidir Diyanet'in takvimi. Ama anlattığım gibi Kur'an ve sünnetin kriterleri yerine astronominin kriterleri konunca astronominin ilgi alanı değil bu. Ve burada da yani tabii astronomlara soruluyor, onlar da kendi bilgilerini elbette söylüyorlar ama bu onlara asla yüklenecek bir hata değil. Bu işin uzmanlarının yapmaması gereken, asla akıllarından bile geçmemesi gereken bir hata. Elbette ki astronomiden istifade edilecek, işte yanımıza çok değerli astronom
Profesör Doktor Adnan Ökten Bey var. Biz ondan çok çok istifade ettik bu çalışmalarda. Bütün baştan sona kadar yanımızda bulundu. Astronomi bu konuda çok ciddi kurallar geliştirmiş. Ama kriterleri bizim vermemiz lazım. Çünkü namaz vakitleri onların ilgi alanı dışına çıkıyor. İşte bu hatalar ciddi manada hatalara sebep oluyor. Bir de kutup bölgelerinde gittiğimiz zaman şu ayeti kerimeyi gördük. Allahü Teala, yani bu ayet her zaman okuyoruz da bir türlü anlayamıyorduk. İsra suresinin 12. ayetinde diyor ki, geceyi ve gündüzü iki gösterge yaptık. Gecenin göstergesini giderdik. Aydınlatıcı olmayı gündüzün göstergesi yaptık. Bu hem Rabbinizi in ikramını aramanız hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. Şimdi gecenin göstergesini giderdik dendiği zaman, yani siz geceyi karanlık olarak beklemeyin demiş oluyor. Gündüzün göstergesini de aydınlatma yaptık deyince, gündüzün göstergesi güneş değil. Yani Kur'an güneşi gecenin de gündüzün de göstergesi olmaktan çıkarmış ve bize aydınlık gecelerin güneşsiz aydınlık gecelerin güneşsiz ama aydınlık olan gündüzlerin olduğunu bildirmiş. Yani kutup bölgesini bildirmiş. Bir başka ayette de onun kurallarını koymuş. İşte o da Yunus 5. ayet. Güneşi aydınlık kaynağı, ayı ışık yansıtıcı yapan odur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye güneş ışıklarının geliş yerleri yerlerini belirlemiştir. Şimdi güneş ışıklarının hem dolaştığı yer hem de geliş açıları namaz vakitlerinin tespiti de son derece önemli. Bunları tespit ettikten sonra kutup bölgelerinde namaz vakitlerini tespit son derece kolaylaştı ve çok güzel kriterler ortaya çıktı. Mesela daha önce son olarak şunu söyleyeyim size. Bugün kutup bölgesiyle ilgili namaz vakitlerini tespit edenlerin elinde hiçbir ölçü yok. Çünkü ilgili ayet ve hadisler üzerinde hiç durulmamış. Ki bizim detaylı yazılarımızı incelerseniz, internette yayınladığımız, orada ilgili bütün şeyleri, delilleri görürsünüz. Öyle olmadığı için hiçbir kriter yok. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı 2009 yılına kadar yayınladığı takvimi o yıl değiştirmiş. Aynı yıl iki ayrı imsak vakti olmuş. Mesela Helsinki için 8. ayın 23'ündeki Ramazan'ın içerisi 01.54 olan imsak vaktini 2 saat 24 dakika uzatmış, 04.18'e çıkarmış. Yani hiçbir kriter olmadığı için 8 saatte uzatabilirdi. Yani o kadar. Hiçbir ölçüsü yok. Yani niye 2 saat uzattın? Bunun ölçüsü yok. Yani bunun Diyanet'in elinde olmadığı gibi hiç kimsenin elinde de yok. İşte biz bu çalışmayla Allah'a şükür dünyada ilk defa bunun ölçülerini tespit etmiş olduk. Dünya İslam Birliği Rabitatul Alemin İslami'nin o yer için ilan ettiği şey 3.02. Bakın 4.18, 3.02. Arada 1 saat 16 dakika fark var. Yani şu anda öyle. Yani şu anda Diyanet takvimine bakan 4.18 görüyor. Dünya İslam Birliği takvimine bakan 3.02 görüyor. 140 yıldır orada yaşayan Tatar Türklerinin takviminde de 4.41. Ve çok daha farklı takvimler daha var. Bu sadece örnek olsun diye buraya koyduk. Aslında güneş, gecenin ve gündüzün göstergesi sayılmaz. Vakitler güneş ışınlarının günlük hareketine göre tespit edilirse, kutup noktasına kutup noktasına namaz vakitlerini doğru ve yerinde hesap etmenin önünde hiçbir engel kalmıyor. Allah'a şükür biz dünyada ilk defa bunu yapmış olduk. Bu çalışmada çok büyük emeği geçen ilim adamlarımızdan, işte Profesör Doktor Adnan Ökten Bey, Doçent Doktor Servet Bayındır, burada oturan işte bizim vakfımızın yönetim kurulu üyesi Mustafa Arslan Bey, Mustafa Evli Bey, işte Halit Mollaoğlu ve bu çalışmaya katılan, Türkiye'nin her tarafından yaptığı gözlemlerle katılan çok sayıda dostlarımız var. Az önce gösterdiğimiz resimleri çeken arkadaşlarımız var. Mesela işte Konya'dan Zeki Büyüksoylu, Sivas'tan Yavuz Şahin, Batman'dan Abdullah Sevgili, ondan sonra Muğla'dan Osman Mert, Balıkesir'den Fatih Bayındır ve Enes Büyükkoca, yine Muğla'dan, az önce Muğla'yı dedim, yanlış söyledim, Osman Mert, Anamur'dan, evet.
Muğda'dan Abdullah-ı Şer, Denizli'den Abdullah-ı Kutan. Yani Türkiye'nin Erzurum'dan çok değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, işte Mahmut Adıgüzel ve oradaki TRT'deki çok değerli yetkililer. Bu konuda çok bize yardımcı oldular. Yerlerinde yaptığımız takvimi kontrol ettiler. Burada hepsine de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve bizim bu yaptığımız çalışmalar işte bugün inşallah Süleymaniye Vakfı Ork adresine biraz sonra programı koyacağız. Dünyanın her tarafından bulunduğun yerin yüksekliğini ve koordinatlarını giren herkes, yani kutuptan kutuba namaz vakitlerini çok dakik olarak kendi ekranın üzerinde bulacaktır. Yalnız şöyle bir fark var. Kutup eksi 45 dereceden itibaren İsra suresi 12. ayet gereği güneşi dikkate almadan bir hesap yaptık. Fakat insanların kolayca buna alışamayacağını bildiğimiz için iki türlü hesap koyduk. Birisine astronomik doğuş dedik. Güneşin gerçek doğuşunu koyduk. Astronomik tan dedik ama astronomların kullandığı tanı değil. Yani eksi 18 derece değil, eksi 8,5 dereceyi koyduk. Dolayısıyla isteyenler her ikisini de kullanabilirler. 62 dereceden sonra da zaten mecburen bizim kullandığımız takvimi kullanmak zorunda kalacaklardır, koyduğumuz takvimi. Böylece işte çalışmayı tamamlamış olduk. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve bütün Müslümanlara hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yatsı namazdan sonra gece vakti giriyor. Teheccüd namazı vakti ve seher vaktine kadar geçen vakit. Arada vakit yok. Yatsı namazı vakti bitti mi? Gece başlıyor. O zaman yatıp uyuyacaksınız. Teheccüd için uyanıp uyandıktan sonra kılacaksınız. İşte ondan dolayı bu vakitler birbirine karıştığı için teheccüd vakti diye bir şey de kalmadı. Evet. Eski alimler bu konuda hiç açıklama yapmışlar mı? Beyanları var mı? Bu konuda, bu anlattıklarımda mezheplerin tamamının ittifakı var. Farklı görüşü olan tek bir mezhep yok. Ama şu olmuş, 7. asırdan sonra nasıl olmuşsa yatsı namazının vakti sabah namazına kadar uzatılmış. Hiçbir delile dayanılmadı. Yani 7. asra kadar tüm mezhepler bu anlattıklarım konusunda en küçük bir görüş ayrılığına sahip değildir. Uzatılmada delil yok. Hiçbir delil yok uzatılmada. Yani şöyle bir şey var. Yatsı namazını sabah namazına kadar uzatanların kendilerine delil olarak aldıkları bir olay var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer sırasında gece sabaha kadar yolculuk ediyor. Sabaha yakın seher vaktinde inip birazcık dinlenmek istiyor. Kafasını yere koyuyor. Herkes de onunla beraber yorgun olduğu için uyuyorlar. Bir de uyanıyorlar ki güneş doğmuş. Sonra oradan biraz daha ileriye yürüyorlar. Seher şey vakti geçiyor. Kerahat vakti. Sabah namazını cemaatle kılıyorlar. Ve devam ediyorlar. Devam ederken ashabtan bazıları ne kadar kötü yaptık diye kendilerini ayıplıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sizin için güzel bir örnek değil miyim diyor. Niye bundan dolayı üzülüyorsunuz? İhmal uyuyakalarak namazı geriye bırakmış olmak değil. İhmal eğer bu namazı uyandıktan sonra öğlene kadar kılmasaydınız asıl ihmal o olurdu diyor. Yani öbür namaz vakti girinceye kadar erteleseydiniz o olurdu. Namaz vakti girmeden kıldınız. Tamam, ben de size örneğim. Şimdi bu olayı delil alarak şöyle bir kural koyuyorlar. Diyorlar ki bir namaz vakti bitmeden diğer namaz vakti başlamaz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazının vaktinde kılınmaması sebebiyle kendilerini ayıplayanlara söylediği sözü
Ölene kadar kılmasaydınız asıl ihmal o olurdu. Sözünü tutuyorlar. Yatsı namazı için kullanıyorlar. İşte ihmal yatsı namazını sabah namazı oluncaya kadar kılmamaktır diye bir hükme varıyorlar. Halbuki bu sabah namazı ile ilgili Peygamberimizin söylediği bir söz. Eğer siz bu söze dayanıyorsanız öncelikle diyeceksiniz ki sabah namazını öğlene kadar kılmazsanız ihmal etmiş olursunuz demeniz gerekirdi. Bunu deme imkanı yok ve bunu kimse de demiyor zaten. O zaman bunu demiyorsanız öbürü hiç aklınıza bile gelmemesi lazım. İşte böyle çok şeyden yani çok ciddi bir siyasi müdahale olduğu anlaşılıyor o dönemlerde. O siyasi müdahaleyle belli ki kitaplar bir ekip tarafından değiştirilmiş de olabilir. O tabii tarihçilerin işi, benim onu bileceğim bir şey değil ama hiçbir delile dayanmadan sabah namazına kadar uzatılmıştır yatsı namazı. Bütün ayetler ve bütün hadisler ve bütün mezhepler, yani bütün mezhepler derken bir mezheplerin işte 7. asra kadar olan kitaplarını kastediyorum. Yani Hicri 7. asır ki miladi olarak 11-12 eder galiba. 12. 11. asır mı ediyor? 11 galiba. Neyse, şimdi o zaman bu müdahale oluncaya kadar kim yapmışsa herhangi bir ihtilaf yok. Fakat ondan sonra da bakıyorsunuz ki Malikiler kısmen aynı noktada kalmış ama diğer mezhepler sabah namazına kadar fetva vermişler. Mesela İmam Şafii bu konuda son derece sert. İmam Malik son derece sert. Yani bu asla olmaz diyor. Ebu Hanife'nin sözünü de maalesef yanlış değerlendirmişler. Mesela şeyde şu PowerPoint'te ben size göstereyim. Şimdi bakın şu ikinci batış var ya. Bu çok önemli bir şey. Şurada bir beyaz ışık var üst taraftaki. Ebu Hanife o beyazlığın kaybolmasını, yani beyazlığın yerine kırmızılığın olmasını yasının bitişi olarak kabul ediyor. Fakat onlar yasının başlangıcı olarak fetva veriyorlar. Ve Ebu Hanife'ye mal ediyorlar. Yani Ebu Hanife'nin sözü yanlış değerlendiriliyor. Sanki işte Ebu Hanife yatsıyı bütün ışıkların ufuktan çekildiği bir zamana çekmiş gibi gösteriliyor. Kutuplar da güneşin kendine göre değil, güneş ışınlarının geliş açısına göre belirliyoruz. Şeyde de öyle. Dünyanın her yerinde güneş ışınlarının geliş açısına göre belirlenir. Yani orada o kritere yöneldiğiniz zaman birini diğerinden ayırmıyorsunuz. Yani İstanbul'da geçerli olan kurallar Tromso'da da geçerli. Burada da güneş ışınlarına göre, Allah öyle söylüyor şeyde, Yunus suresinin 5. ayetinde, güneş ışınlarına göre. Biz zaten öyle belirliyoruz. Mesela sabahleyin güneş doğmadan önce 0 derecelik bir açı yapar şeyimizde, ufkumuzda. Güneş en tepeye çıktığı zaman en yüksek noktaya çıkar. Battığı zaman 0 derece, ikindi vaktinde tepe noktasıyla batışın tam ortasıdır. Peygamberimizin söylediği o şeyde öğlen vakti gölgesini çıkardıktan sonra bir eşyanın kendi boyuna kadar gölgesinin uzanması kriteri öyle bir kriter ki milimetrik olarak güneşin meridyen geçişiyle şeyinin batmasının tam orta noktasıdır. Şeyde herkes bilir yani gölgeler güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur. Yine ufkun belli bir açı işte 8,5 derece altına indiği zaman akşam namazı ve işte imsak vakti oluyor. 17 derece altına indiği zaman yatsının sonu ve işte öbür tarafta şeyin başı oluyor. Yani o güneş ışınları kriteri tek geçerli kural ve onun tüm ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde açıklanmış. Peygamberimizin sözleri de aynı. Fakat çok çok ilginç olanı mesela siz şunu hep duyarsınız. Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri diye namaz vakitleri anlatılmaz. Hadislerde anlatılır ya da çok özet anlatılır diye. Eğer bizim çalışmalarımızı görürseniz Kur'an'dan daha ayrıntılı olarak konuya yer veren bir şey olmadığını, insanların Kur'an'dan zor anlayacakları kısımları Peygamberimizin anlattığını görürsünüz. Evet, şimdi Profesör Doktor Adnan Ökten Bey Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili bir çalışmasını size anlatacak. Biliyorsunuz o konuda da çok dedikodular oluyor. Hilal gözetlenmesi şu bu. Adnan Ökten Bey işin
bilimsel tarafını, ben de Peygamberimizin sözleri ve Kur'an-ı Kerim ayetleri açısından şey yapacağım. Kendisine çok teşekkür ederiz. Geçen senelerde de bunları yaptı. Bugün de lütfetti, yaptı, buraya kadar geldi. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bir görüntümüz olacak. Onu ekrana verirsek. Ayın insan gözüyle ilk görülebilmesi için bunun belirli kriterleri var. Biliyorsunuz güneşin önünden geçerken yeni ay olur ama hilal evresini biz orada göremeyiz. Güneşten belirli bir miktar açılması gerekiyor. Bunun için de ufuktan 5 derece yükseklikte güneşten de en az 8 derece açılması gerekiyor. Ancak bu şartlar sağlandığı vakit insan gözü hilali görebiliyor. Şimdi bu şekle baktığımız vakit hilalin ilk görüldüğü o renkli görülen elip şeklindeki en sağdaki açık sarının ucuna baktığımızda ay yaklaşık 13,5 saatlik, yani güneşin önünden geçtikten yaklaşık 13 saat sonra Atlantik Okyanusu'nun güneyinde enlemi -43 derece olan yerde, boylama 11, Greenwich'e göre biraz daha batıda olan bir bölgede görülüyor. Tabii iletişimin arttığı bu dönemde artık biz bu ayı, hilali görmedik, işte İstanbul'da göremedik demeyeceğiz. O bölgede görüldüğü için iletişimden dolayı insanlar tabii telefonla birbirlerine haber verebilecek. Gece yarısından da önce sağlanıyor bu şartlar. O zaman dünyanın her yerinde o gece sabaha karşı, ki bizde 19 Temmuz'u sabah, yani Cuma sabahı 20 sabahı Ramazan'ın birinci günü başlamış olacak. Yani burada kriterler bize şunu söylüyor. Dünyanın şu bölgesinde ayın görülebilme şartı o ekrandaki grafiklerde gördüğümüz gibi sağlanıyor. Yani 19'u akşamı biz göremesek bile. Ama bir ikinci grafik var, oraya koymadık. Orada mesela ertesi günü çok rahat dünyanın hemen hemen her bölgesinde görme imkanı var. Tabii çıplak gözle çok rahat görme imkanı var. Türkiye'de bunun içine giriyor. İşte bütün İngiltere'den geçen bir hat alsak, bir de şeyden alsak, Karadeniz'in üstünden geçen bir hat. O hattın altında kalan hemen her bölge çok rahat ertesi günü hilali görebiliyor. Oldukça da zaten güneşten açılmış oluyor. Bu bakımdan Diyanet'in vermiş olduğu kararın doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu yılda herhangi bir yerden hilalin görülmesi şartı sağlandığında oruca başlanma şartı olarak kabul etmesi oldukça uygun. Bilemiyorum tabii Suudi Arabistan'da beraber mi başlıyor? Çünkü eski yıllarda ayrılıklar olmuştu. Ben de yani bilemiyorum. Çünkü Suudi Arabistan'dan görünmüyor. En azından oradan çıplak gözle bakmaya kalksalar göremeyecekler. Bu şart orada sağlanmamış oluyor. Ben İstanbul için de bir şöyle baktım, görebilir miyiz diye. Mümkün olmuyor. Birkaç şey söyleyeyim. Mesela akşam 8.30'da güneş ufka geliyor. 8'i 5 geçe civarı ay güneşten 19 derece açıkta ama yüksekliği 9 derece, fakat güneş ışınlarından dolayı göremiyoruz. Güneş batmak üzere tam ufka geldiğinde, yani 8.30 civarı, gene güneşten 16 derece, fakat bu sefer yüksekliği 4 derece görme şartını sağlamıyor. Yani çok sınırlarda kalıyoruz. Yani görülebilirdi. Yani 5 derece falan olsaydı ufuktan, 5'in biraz üstünde, güneşten olan uzaklığı da uygun, görebilecektik. Ama maalesef İstanbul'u göremiyor, ama batıya doğru gittikçe, saat ilerledikçe güneşten olan ayrıklığı artıyor, arttıkça görülebilme şansı artıyor. Ve nitekim söylediğim gibi enlemi -41 derece olan bölgeden ayı görebilecekler ayın 19 Temmuz akşamı. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey var. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var. Diyor ki hilali görünce oruca başlayın, hilali görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayın. Şimdi bu hadise dayanarak mutlaka hilalin gözükmesi gerektiği söyleniyor. Hilalin gözükmesi gerektiği dediğiniz zaman tıpkı namaz vakitleri gibi, mesela İstanbul'da imsak olduğu zaman Ankara'da da imsak
oldu denmiyor. Yani hatta deniyor ki Tuzla'da imsakla İstanbul'daki imsak arasında 3 dakika fark vardır, aman dikkat edin. Ya da işte oruç bozmayla ilgili vakitler. Edirne ile Ardahan hiçbir zaman bir aynı saatte başlamıyor, bitmiyor oruçlara. Şimdi gözle görülme işi namaz vakitlerinde esastır. Peki Peygamberimiz hadisinde niye bunu böyle söylemiş? Peygamberimiz şunu da söylemiş. Diyor ki, biz ümmi bir topluluğuz. Hesap bilmiyoruz diyor. Bir gerekçe ortaya koyuyor. Biz hesap bilmiyoruz diyor. Yani anlamı şu, bizim astronomumuz yok. O zaman orada rasathane olmadığını biliyoruz değil mi? Yani şu anda olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Mekke'de, Medine'de. Yani olmadığını biliyoruz, yok. Peygamberimiz de bunu söylüyor. Diyor ki, biz ümmi bir topluluğuz. Hesap bilmiyoruz. Onun için diyor, hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın. Gördüğünüz zaman orucu bitirin. Eğer bulut dağı olursa 30 güne tamamlayın diyor. Şimdi olayın bu tarafı unutuluyor. Yani Peygamberimizin gerekçe olarak söylediği kısım unutuluyor. İkinci kısım devreye sokularak, bugün hala efendim illa hilali gözle göreceksiniz deniyor. Gerçekten çok ilginç. Hilal, Kur'an-ı Kerim'de astronomiye bırakılmış olan bir şeydir. Yani mesela Kur'an hiçbir ayetinde hilalin gözetlenmesi, çıplak gözle görülmesi yoktur. Rahman suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala وَالشَّمْسُ وَالْخَمَرُ بِحُسْبَانِ diyor. Güneşin hareketi, ayın hareketi hesapla belirlenir diyor. Ondan sonra yine namaz vakitlerinin durumunu anlatan Yunus suresinin 5. ayetinde bir menazil kelimesi geçiyor. Menazil güneş ışınlarının iniş yeri demektir. Güneş ışınları sadece dünyaya inmiyor, aya da iniyor. Biz ayın kendisini değil güneş ışınlarının indiği bölgeyi görüyoruz değil mi dünyadan? Yani Kur'an bunu söylüyor açıkça. Menazil kelimesini kullanıyor. Öyle güzel, enteresan bir kelime ki biz o kelimeyle her iki şeyi de hallediyoruz. Güneş ışınlarının indiği yerler belirlemişizdir. Dolayısıyla biz güneş ışınlarının ayın üzerinde vurduğu yerler, yani bize yansıyan kısımlarını görüyoruz. Ona göre hesabımızı yapıyoruz. Ve onu da gerekçesinde şöyle söylüyor Allah. Orada ayın üzerine güneş ışınlarının inme yerleri belirlemişizdir ki yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Güneş için de diyor hesap menazil belirledik, ay için de menazil belirledik diyor. Yani ışınların iniş yerleri. Şimdi ister bakın mesela kameri aylar hilalin hareketlerine göre. Rumi mi diyoruz? Miladi takvim güneş ışınlarının hareketine göre belirleniyor. Yunus suresi 5. ayet bunu bildiriyor. Yani tekrar ediyorum. Hiçbir ayette hilalin gözetlenmesi diye bir şey kuraldan bahsedilmiyor. Hilal hesaba bağlanmış. Peygamberimiz de diyor ki biz bu hesabı bilmiyoruz. Çünkü bu çok ciddi bir ilim dalı. Yani şimdi mesela Adnan Hoca bunları anlattı. Ben Adnan Hoca'ya güvendiğim için tamam dedim. Yoksa bunları benim kavrayabilmem birkaç yıl çalışmamı gerektirir değil mi? Yani öyle kolay bir şey değil. Şimdi Peygamberimiz diyor biz bilmiyoruz. Peki bilmiyorsan ne yapacaksın? Oruç tutmayacaksın mısın? O zaman diyor hilali görürsen oruca başla, hilali görürsen bitir, göremezsen 30'a tamamla diyor. Başka da pratik bir çözüm zaten bulunamaz. Ama ilginç taraf, bu hadisin gerekçesine bakmadan, konuyla ilgili ayetlere bakmadan bugün hala illa hilali gözetleyeceğiz deniyor. Bu tamamen hesaba bırakılmıştır. Adnan Hoca'nın belirttiği gibi çıplak gözle görülebilecek kritere bağlanacak. Bir de kavuşuma göre yapılan hesaplar var. O bize uymuyor. Çıplak gözle görünme esasına göre ki zaten o esasa göre anlattı Adnan Ökten Bey. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hilalle ilgili yapmış olduğu uygulamalar doğrudur. Ben şahsen kendim İstanbul Müftülüğü'nde 1976'dan itibaren 1997'ye kadar fetvadan sorumlu olduğum dönemlerde
Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde acaba Diyanet'in yaptığı hilal takvimi doğru mu değil mi diye çok sayıda gözlem yapmışımdır. Diyanet ekipleriyle de gidip yaptığımız vardı, şahsen de yaptığım var. O 1978'de yapılan çalışmadan sonra ben bugüne kadar şahsen bir hatayı yakalayamadım. Olabilir, olmaz demiyorum ama ben yakalayamadım. Çünkü doğru bir yolda gidildi. Yani Diyanet'in Ramazan hilalle ilgili uygulaması son derece doğrudur. Ama bu uygulamanın Kur'an ve sünnete dayandığını sitesinde ilan etmesi lazım. Orada bir eksikliği var. Namaz vakitleri gözlemle tespit edilebilecek vakitlerdir. Çünkü günde 5 kere insanlar dünyanın her yerinde namaz kılacaklardır. İster aydınlık olsun ister olmasın. Bunda çıplak gözle tespit edebilecekleri kriterler lazım. Mesela işte bu çalışmalarda onu da gördük, işte açıklamalarda bulursunuz. Güneşin hiç batmadığı bir zamanda bile gölge boylarıyla insanlar çok rahat bir şekilde hangi namaz vaktinin olduğunu tespit edebiliyorlar.